Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada hazır yufkayla su böreği tarifi paylaşacağım. Yalancı su böreği demeye insanın dili varmıyor açıkçası. Gerçek su böreğine o kadar çok benziyor ve o kadar lezzetli bir börek ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten denediğiniz zaman siz de göreceksiniz su böreğine ne kadar benzediğini. Biraz yakından da göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Gerçek su böreği lezzetinde, fakat sadece 10 dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarif. Şöyle yakından da paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok nefis bir börek. Hazır yufka ile yapılan bir börek su böreğine ancak bu kadar benzeyebilir. Bu tarifi kaçırmayın, mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen bu nefis tarifin yapılışına geçiyorum. Tavada hazır yufkadan kolay su böreğinin sosu için 2 adet yumurta kullanacağım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 şişe içme sodası kullanacağım. Çay bardağı ölçüm 100 milim. İçerisine de küçük bir kase kadar beyaz peynir var. Bir miktar da kaşar peynir doğradım. Şöyle yakından da göstereyim. 3 adet de yufka kullanacağım. Böreğin sosu için 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağı yumurtaların üzerine ekliyorum. 1 şişe maden suyu var. Onu da ekliyorum. Şöyle güzelce çırpıyorum. Böreğimizin sosu hazır. Ben böreğimi bu şekilde bir tavada yapacağım. Tencerede de yapabilirsiniz. Önemli olan yapışmayan bir tencere veya tava kullanmak. Önce bir adet yufkayı tavamın üzerine alıyorum. Hazırlamış olduğum sodalı, yumurtalı karışım var. Şöyle yufkamı birazcık ıslatıyorum bu şekilde. Diğer yufkadan da parçalar bölüp böyle üstüne koyuyorum. Üzerine tekrar hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. Yufkaların aralarını sürekli ıslatarak böreğimizi hazırlayacağız. Bir kat daha yufka sereceğim. Bu şekilde. Yine seriyorum. Sostan gezdiriyorum üzerine. Bu tarifi akşam hazırlayıp sabahında pişirebilirsiniz. Kahvaltıya misafiriniz gelecek diyelim. Akşamdan bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırın. Sabah pişirin. Çok pratik ve de çok güzel oluyor. Burada da hazırlamış olduğum peynirli karışımım var. Peynirli karışımın yarısını yufkamın üzerine boşaltıyorum. Şöyle. Birkaç parça da tereyağı koyuyorum peynirlerin üzerine. Peynirlerin üstünü tekrar yufkayla kapatıyorum. Hazırlamış olduğum sostan tekrar gezdiriyorum. Bu araya da tekrar tereyağı parçaları koyuyorum. Mis gibi tereyağıyla gerçek su böreği yiyormuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle yufkamızdan tekrar koyuyorum. Yapılışı çok çok kolay. Bu şekilde yufka sos şeklinde. Tabii iki arasına da peynir koyarak böreğimizi hazırlayacağız. Çok kolay, klasik bir yapılış şekli var. Fakat maden sulu sodası, içerisine koyduğumuz tereyağlarla sanki gerçek su böreği gibi çok güzel bir börek çıkıyor ortaya. Bir parça daha yufka koyuyorum. Onun üzerine de kalan peynirli karışımı dökeceğim. Kalan peynirli karışımı yufkamın üzerine boşaltıyorum. Bu böreği hazırladıktan sonra dondurucuya da atabilirsiniz. Dondurucuya atacağınız zaman şöyle yapabilirsiniz. Teflon fırın kaplarında yaparsınız. O şekilde üzerini streçleyip dondurucuya atarsınız ve dilediğiniz zaman çıkartıp pişirirsiniz. Peynirlerin arasına şöyle küçük küçük tereyağlar koyuyorum. Ve tekrar yufkayı kapatıyorum. Aşırı yağlı olmasın diye çok fazla koymuyorum. Fakat 2-3 posta koyabilirsiniz bu şekilde tereyağından. Kenarlardan içe doğru kapatıyorum.
Şöyle. Tavada su böreğimi hazırladım. En üst kısmına da kalan sosumu döktüm. Zaten çok az bir sos kalmıştı. Şimdi tavamın kapağını kapatıyorum. Ben böreğimi şimdi pişireceğim. Şu an akşam vakti. Saat 9.30. Oğlum sabah okula çok erken gidiyor. Çoğu zaman kalkamıyorum. Kahvaltı hazırlayamıyorum ona. Çünkü bebek de diş çıkardığı için gece çok geç uyuyor. Bu aralar uykumu hiç alamıyorum gerçekten. Uykusuzluk da çok zor bir şey. Bütün anneler bilirler. O yüzden bu aralar sabah kalkamadığım için maalesef kahvaltı hazırlayamıyorum. Fakat normal şartlarda bu şekilde hazırladıktan sonra dolaba kaldırın. Sabah misafiriniz gelecek veya kendiniz için çayla beraber ocağınıza koyun. Bir tarafta çayınız demlenirken bir tarafta da böreğiniz pişsin. Gerçekten çok pratik ve de çok nefis bir börek oluyor. Ben şimdi böreğimi hemen pişireceğim. Camın altını yakıyorum. Önce şöyle harlı bir ateşte. Bir iki dakika sonra tava ısındıktan sonra da kısık ateşte böreğimi pişmeye bırakacağım. Eğer ki ocağın altı harlı olursa böreğimizin dış kısmı hemen kızarır ve iç pişmez. Ama kısık ateşte gerçekten çok güzel bir şekilde pişiyor. Ocağın altını kısmayı unutmayın. Böreğimin altı kızardı. Bakın bu şekilde. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Gerçek bir su böreği lezzetinde çok güzel bir börek olacak inşallah. Şimdi tekrar tavamın kapağını kapatıyorum. Diğer yüzü de güzelce kızarana kadar pişireceğim. Şimdi arka yüzüne de tekrar bir bakacağım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bu kadar pratik ve bu kadar lezzetli bir börek tarifini kaçırmayın. Mutlaka deneyin. Evde eşimin, ailemin beğendiği tarifler yaptığım zaman sizinle paylaşmaktan dolayı gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu tarif de çok beğendiğim bir tarif. Çok güzel bir tarif. Altı çok güzel bir şekilde kızarmış. Böreğim biraz dinlendikten sonra dilimleyerek servis yapacağım. İnşallah ortaya çok güzel bir börek çıkacak. Şimdi kolay su böreğimi şöyle servis tabağına alıyorum. Böreğimizin altı, üstü, kenarları çok güzel bir şekilde kızardı. Bu börek tarifini siz de mutlaka deneyin. Gerçekten çok seveceksiniz. Ben şimdi böreğimi dilimliyorum. Şöyle ortadan kesiyorum. Böreğimizi dilimledim. Su böreğine gerçekten çok benzeyen bir tadı var böreğin. Şöyle yakından da bir göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Gerçekten su böreği gibi. Ve çok lezzetli bir börek oldu. Şöyle alıyorum. Bakın gerçekten. Çok ama çok güzel bir börek oldu. Böreklerimi servis tabağıma aldım. Gerçekten hazır su böreğinden hiçbir farkı yok neredeyse. Bu börek Adana böreklerini de anımsattı bana. Çünkü altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. İçi yumuşacık. Gerçekten çok güzel. Hemen şöyle bir dilim keselim. Gerçekten çok nefis arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca beğenileriniz ve güzel yorumlarınız için de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Vakit bulamadığım için bazen yorumlarınıza dönemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama fırsat buldukça dönmeye çalışıyorum. Ve sizler için en pratik, en güzel tarifleri hazırlamak için elimden geleni yapıyorum. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun.
Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.